Burası biz olmadan da iyi olacak. Biz evrenin oluşumunda çalıştık. Hadi gidip bakalım. Bu daha az sıradan gibi görünüyor. Gün geçtikçe eski Benten'i özlüyoruz. 2015'ten beri orijinal Benten'i göremedik. Onun yerine Reboot Ben'i gördük ve o da 2021'de bitti. 2 senedir bir haber yok. Yine de Benten Reboot'la ilgili konuşacaklarım bitmedi. Bugün tekrardan Uzaylı X'in sonuna dönüyoruz. Bu konunun ilgi çekici olacağına eminim. Eğer video hoşunuza gittiyse kanala abone olun ve videoyu beğenin. Hadi başlayalım. Benten Uzaylı X'in sonunda çok sayıda Benten isim var aslında. Max'in bilgisayarına bakarsanız görebilirsiniz. Aralarından ölenler de oluyor elbette. Pek çoğumuz filmdeki Ben'leri eskiden gördüğümüz Ben Prime zannettik. Onları gördüğümüzde çok memnun olduk. Ancak birazdan anlatacağım teori bu memnuniyetinizi sorgulatacak. Dostlar aslında bu gördüğümüz Ben'lerin hiçbiri Ben Prime değil. Ben 10.000 de orijinal çizelgeden gelmemektedir. Yani o film tamamen Ben Prime'la ilgisizdir. Peki nereden mi çıkardık bunu? Tek tek hepsini açıklamak kolay olmayacak ama videonun amacı aslında bu. İlk olarak arkadaşlar hiçbir Ben Tennyson Uzaylı X'i bilmiyor. Muhtemelen daha önce hiç dönüşmediler. En azından Omniverse Ben'in bilmesi gerekirdi. Bir diğer garip konu filmde Paradox olmaması. Ah, çok geç kalmışım. Buraya gelmiş bile. Uzaylı X'i tanıyor musun? Biz ona öyle demiyoruz. Biz mi? Tesisatçılar, hey! Paradox ne zaman bir sıkıntı olsa oraya müdahale ederdi. Uzaylı X'e müdahale etmemesi, hatta filmde hiç gözükmemesi sizce de ilginç değil mi? Sonuçta bu film bir paralel evren filmi ve işin içinde evrenler varsa Paradox mutlaka oraya dahil olurdu. Durum daha bitmedi. Ultimate Ben'in saati ters takılmış. Bu bir animasyon hatası değil. Gerçekten ters. Çünkü eğer bir animasyon hatası olsaydı sonraki sahnelerde düzeltirlerdi. Dostlar şimdi asıl gerçeği söylüyorum. Benten Omniverse filminde biliyorsunuz yeni bir evren yaratıldı ve daha önceki videolarda bunu çok kez söyledim. Bu aslında reboot evreniydi. Yani Uzaylı X aslında kendi gerçekliğini yok etti. Bu evren benim bildiğim her şey demek. Her şey onun içinde. İçindeydi. Teknik olarak. Ama yine de Uzaylı X bunu düzeltebilir, değil mi? Biliyorum hepiniz ne oluyorlar diyorsunuz ama gerçek bu. Demek istediğim Ben Prime yok edildi. Bu filmdeki Bentenlerden hiçbiri bizim Bentenimiz değil. Hepsi henüz görmediğimiz farklı evrenlerden geliyorlar. Hepsi Benten Reboot evreninden geliyorlar. Uzaylı X de bayağı nerf yemiş, yani gücü azaltılmış. Zaten yazarlardan bazıları Uzaylı X bir hataydı demişlerdi. Bu filmde bu hatayı düzeltmeye çalışmışlar. Gerçekten 2 senedir bunu fark etmediğimize inanamıyorum. Yani şunu demeye çalışıyorum dostlar, adamlar bize diyorlar ki orijinal Benten'i unutun artık, o bitti. Ben Prime her Uzaylı X'i kullanışında, hatta evren yarattığında bir şeyleri eksik ya da yanlış yapıyor. Kendi evrenini de yanlış yaptı. Benten Omniverse 1. sezon 7. bölümde başlayan bu olaylarda dikkatli bakarsanız Ben'in ceketi beyaz oldu. Patlama yok mu? Yani Omniverse bize Ben Prime evreninin değiştiğini anlatmaya çalışıyordu. Bir olay daha var. Bizim Reboot Benten'deki Gwen'lerin güçleri yok arkadaşlar. Şanslı kız da yok. Yani her şey değiştirilmiş. Paradox bile yok edilmiş. Ayrıca Uzaylı X'te Bellicus ve Selina yok. Benten Omniverse filminde anlatılan asıl olay aslında buydu. Ben Prime evreni ya yok edildi ya da değiştirildi. Ben Tennyson'lara geri dönelim. Klasik Ben Prime değil, çünkü bir sahnede Gwen'e şanslı kız güçlerini kullan diyordu. Ancak bizim orijinal seride, yani 2005'te Gwen tılsımlarıyla şanslı kız olmuştur. Dolayısıyla filmdeki klasik Ben Prime değildir. Şanslı kız, sihirlerinden biri şu an işimize yarar. Şanslı kız mı ama ben... Dur! Sizin Gwen sihir yapabiliyor mu? Alien Force Ben Uzaylı X'e farklı şekillerde hitap ediyordu. Dolayısıyla o da Ben Prime değildir. O da sadece rastgele bir alternatif Ben'dir. Ben Prime değil. Ayrıca bir tesisatçı olduğunu da söylüyordu. Ancak Dark Star Yükseliyor bölümünden öncesinden gelse bile Max onunla beraberdi. Yani üstün ırk istilası bile yaşanmamış olabilir arkadaşlar. Belli ki Uzaylı X'e de daha önce hiç dönüşmemiş. Ultimate Alien Ben'in Ultimate X'i ters. Ve bu bir animasyon hatası değil. Tüm film boyunca böyleydi, hatta introda bile. Yani o da kesinlikle Ben Prime değildir. Hatta Ultimate uzaylılar bile olmayabilir saatinde. Gitmeliyiz. Ha, çok güçlü. Merak etme Max, ben hallederim.
Sıradaki ise Omniverse Ben. Herhalde bu Ben Prime diyorsunuz değil mi? Demeyin arkadaşlar. Uzaylı X'in öldürdüğü Omniverse Ben, Ben Prime'a daha yakındır. Ancak onun hakkında yeterli kanıta sahip değiliz. Ancak Omniverse Ben dönüşürken holografik uzaylı seçimini kullanmadı ya da hiç gözükmedi. İyi bakın, yok. Rastgele dönüşüyor. Bu bizim Ben Prime olamaz. Bu sadece reboot'ta olan bir paralel evren Omniverse Ben Tennyson. Yani Ben Prime aslında filmde yoktu. Sadece biz üzülmeyelim diye onları rastgele şekilde filme koymuşlar. Orijinal çizelgeyle hiçbir bağlantıları yok. Bizim bildiğimiz efsane Ben Tennyson değiller. Sanırım bu filmin sadece paralel evrenleri bir araya getirmek için yapılan bir reboot filmi olduğunu kabullenmemiz gerekiyor. Zira yazarların demek istedikleri bu. Orijinal Benten'in bittiğini, artık gelmeyeceğini bize söylemek istiyorlar. Evet, yıllar geçiyor ve biz de yaşlanıyoruz. Ben Prime'e olan hasretimiz artıyor. Artık sadece yolumuza bakmamız ve reboot'lara alışmamız gerekiyor. Burası biz olmadan da iyi olacak. Biz evrenin oluşumunda çalıştık. Hadi gidip bakalım. Bu daha az sıradan gibi görünüyor. Bizim Benten hala oralarda bir yerlerde hayatına devam etse de biz onu muhtemelen çok uzun bir süre görmeyeceğiz. Videoda bahsetmem gereken son bir şey kaldı, o da Uzaylı X'in güçsüzlüğü. Dört koldan güzel bir dayak yiyen Uzaylı X'imiz yerle bir oluyor. Bu tamamen Prime evrenine aykırıdır. Yani Uzaylı X'in sonunda gözüken her Ben Tennyson aslında reboot evrenine ait ve bizim Ben Prime'la uzaktan yakından hiçbir alakaları yok. Evet arkadaşlar, bu video bu kadardı. Bu videoda sizi bence bayağı üzdüm. Ama gerçekler ne yazık ki böyle. Olur da bir gün Ben Prime'ın çizelgesi devam ederse videosunu yaparız. Ama yakın zamanda olmayacağı kesin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Belki unutmuşsundur. Benim adım Ben Tennyson. Evrendeki en vahşi silahın sahibi benim. Üstün ırk istilasını ben durdurdum.